أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Evet, başladığım tarih 26.07.2015. 26. Ne kadar oldu? Bugün ay kaçı? 15 mi? Ne kadar etti? 20 gün. Evet, 21. 20 gün. 20 gün uğraştım bir şey ve hummalı çalıştım. Başka bir işim yok çünkü benim bu. İnşallah istifade etmeye Cenab-ı Hak nasip etsin. İlk önce bu endişe ne işimize yarayacak? Ne işimize yarayacak? Ondan bir bahsedeyim. Ondan sonra kendisine gireceğim. Efendim, ondan sonra şey diyeceğim. Şöyle diyeyim. Tarih boyu insanoğlunun en çok merak ettiği şey kendisidir. Kendisini merak etmiş. Kendisiyle. Her dersin başında bunu söylesek liyakatı var. Şimdi bu endişe dersi bize ne işe yarayacak? Sistem nasıl çalışıyor? Onu anlayacağız. Endişe nedir? Ana komprimi söylüyorum. Ama bir derste bitiremeyeceğim. Mümkün değil. Sistem nasıl çalışıyor? Endişe nelere sebebiyet veriyor? Endişeyi ortaya çıkaran, ortadan kaldıran, endişe denilen sistem olmasa, yani endişe denilen sistem olmasa ne olur? Şimdi sistemin çalışması içerisinde çok mühim bir aktif rol oynuyor endişe. Hemen size peşin şunu söyleyeyim. Endişe psikoloji hastalıkların temel 7 tane çok ciddi hislerden bir tanesidir. Çok ciddi 7 tane Dima 7 mertebesini besleyen onlardan bir tanesi korkudur mesela. Endişe başka. Sistem nasıl çalışıyor? Kainat sistemi nasıl işliyor? Neyi, bak burası çok önemli, neyi ne ile bloke edip lehime döndürebileceğim? Yani endişe olmasa bir kere insan insan değildir. İnsanı diğer mahlukattan ayıran en belirgin özellik endişedir. Endişenin tek yönü vardır. Mazisi yoktur. İstikbaldır. Mevcudat içinde, varlıklar içinde, meleklerde dahi yoktur. Bir insanı imtiyazlaştıran bir histir. Ama insanı en dibe de götüren de bir histir. Bunu bildiğin zaman istediğin gibi kontrol ediyorsun. Kesiyorsun, içiyorsun. Gel lan buraya. Cevap ki böyle. Psikoloji hastalıkların temel şeyi. Onun için derler ya, sen bu psikoloji şeyleri nereden çıkarıyorsun? Bak 291 oldu. Bu tür şeylerle. Şimdi gelen duygular var. Kendi yaşadığım uydurukçasıyla tanık olduklarımı size sunuyorum psikolojide. Bu böyle oluyor, bu da böyle oluyor. Bu böyle gidiyor. Bunun karşısına bunu koydum, bunu da böyle koy. Külliyattan da buldum. O zaman rahat ediyorsun. Ha? Yoksa ilaç içmeye devam edeceksin. Ya endişe dersini adam gibi dinleyeceksin, not alacaksın. Veya endişe ve kaygı denen, kaygı bozukluğu diye psikolojide bir hastalık kapını içeceksin. Ya onu ya onu. Öyle ya, araya psikolojide bir kaygı ve endişe bozukluğu, kaygı bozukluğu var. Bu işte. Bak ne diyor? Ne diyor? Neyi
ne ile bloke edip lehime döndüreceğim, bu dersin işimize yarayacak. İki, neyi nerede nasıl yapacağımın şuurunu verecek bana bu ders. Neyi nerede nasıl yapacağımın şuurunu verecek bu ders bana. Üç, hem ne nerede nasıl bulunuyor, kendini nasıl gösteriyor ilmini sana verecek. Bunların bütünlüğünden de endişelerini kontrol edilmiş ve etmiş olacaksın. Ha? Peki. Nasıl abi? He. O gelecek, var aklımda. Abi endişe ile vesvese arasında ilişki nasıl oluyor abi? Şimdi bir kere temelde vesvese kalbidir. Lüme-i şeytaniyede kalpte ana temel tema var. Bir, kalpte dima var. İki, vicdan var. Üç, latife-i insaniye var. Dört, lüme-i şeytaniye var. Kalptedir. Şaşırdınız. Dima kalbin bir şubesidir. Makes-i efkar, dima, mazar-i siyat, vicdan. Kalbin dışa çıkış iki tane ayağı var. Biri vicdan, birisi dima. Kalbin şümesidir. Kalpten ayrı bir şey çalışmaz bu. Bu endişe, kalbin içerisinde vicdan var. Vicdanın içerisinde dört veri tabanı var. İrade, zihin, his, latife. İşte üçüncü şeyde, bakın kalpte dört veri tabanı var. Bir, dima. İki, vicdan. Üç, latife-i insaniye. Dört, lüme-i şeytaniye. Şeytan oradan çalışıyor. Lüme-i şeytaniyeden vesvese çıkıyor. Yani ben şu hemen ezber diyebilirim ama size sistemi nasıl çalışıyor diye anlatmaya çalışıyorum. Vesvesenin çıktığı yer bu. Endişenin çıktığı yer ise kalbin içerisinde vicdan, vicdanın içerisinde irade, zihin, his, den çıkıyor. Ayrı bir şeydir. Peki nasıl kullanabiliyor? Endişenin ifratını şeytan kullanıyor. Tefritini nefse emmare kullanıyor. Vasatını ise sünnet-i seneye kullanıyor. Endişenin tefritini nefse emmaredir. Nefse emmare kullanıyor. Bedensel hayata gömülmektir. Hayat mayat yoktur. Bitmiştir onun için. Yani hayatın tadı yoktur. İkide bir şeyi yapar. İntiharı düşünür. Bu yapıyor. İfratı ise şeytandandır. Her şeyin ama aklınıza koyun. A, B, C, Ç gibi Risale'nin alfabesidir bu. Yani dinin alfabesidir zaten. Her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefs-i emmaredendir. Ve vasatı sünnettendir. Ve en iyi blok edenlerden ilimin dışında sünnet-i seniyenin içerisinde dua, iman, dua, teslim, tevekkül ve tefekkür. Blok ediyor, hiç affı yok. Hemen pratik bir şeyini söyleyeyim. Endişe oldu. İyi değilim. Hemen o anda var ya, hemen o anda. Ya Rabbi, bir dua edebilirsem var ya o anda. Bir dua edebilirsem ben bloke ediyor. İstersen dene. Allah denettirmesin de. Ha? Abi intihar edenler şeytan uyumuş olmuyorlar o zaman. Niçin? Şeytan seni bloke ediyor, o ettiriyor ama niye bloke ettirdin kendini? Mesela şöyle diyeyim. Nefs-i emmare'nin neticesi intihara gidiyor dediniz ya. Ha, ama endişeyi sana Allah niye verdi? Seni imtiyazlı yapmak için. Endişe insanlıktan kaldırırsa insanlık donuk olur. Ne fikir, ne his, hiçbir şey hareketlenmez. İnsanlığı aktif eden endişedir. Endişe gelecektir. Kabirden endişe eder, evlenmekten endişe eder. Ondan sonra sağlığından endişe eder. Acaba bunu yaptım oldu mu? Yani geleceğe ait olduğu için korkular da gelecektir, endişeler de gelecektir, tamam mı? Bu geleceği yorumlayamamaktan, puslu ve sisli görmekten, dumanlı görmekten, izah edememekten kaynaklanıyor.
İman bile ahiretin zaafından geliyor. Yani endişeyi sen kendi haline bırakırsan ya nefs-i emare kullanır ya şeytan kullanır. Niye buna müsaade ettin? Bedeli buradan kaynaklanıyor. Mesela şöyle İslam hukukunda sarhoş hiçbir şey hatırlamıyor. Boş yapsa karısını. Şarap boştur. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum ben sarhoş ne yaptım? Niye sarhoş oldum? Ama dua olarak yani tuğla düştü kafasına kendi ihtiyarıyla olmamış. Kafası gitse, muvazene yoksa, boş dese boş olmuyor. Çünkü ihtiyarı ve ihtiyarsız fiilleri İslam'la zarar almış. Şimdi lügat manası itibariyle şeyi görüyorsunuz değil mi? Tabelayı lügatıyla hemen ben gireyim. Korku, düşünce, merak, keder, kuruntu manasına geliyor. Yani bu çok basit ve cillis tabii. Nüfus kağıdı bu. Seninle nüfus kağıdı arasındaki farktır. Lügat manası odur. Lügat, kişiyi tanımlayan, böyle bir adamın varlığını gösteren bir işaret levhaları gibi bir şey. Malatya 10 kilometre. Tabela Malatya değil ki işte oraya işaret ediyor. Lügat bu. Lügata bak, başka meşgul olma diyenlere duyurulur. Peki, şimdi endişe, bak kaynağı yukarıda okuyacağım. İlk önce metni de okuyayım isterseniz, metini mi? Endişe istikbalisi herkeste var. İzahı aşağıda bak bir yazıyor. Endişe geleceğe ait bir histir. Biraz çabuk ediyorum dikkat ederseniz. Herhalde anlaşılan böyle ki ben iki derste çıkartacağız diyorum ama herhalde imkansız. Herhalde beş tane. Sizi bıktırmamak için. Dedim ya suret en az 40 tane. Bir baktım ki ne kadar gittik 3 derste. 50 tane de kurtarabilirsek ne mutlu. Ya. Ne işimiz var kardeşim dünyada acele edeceğiz ya. Bu işte meşgul olacağız da yani. Allah'ın izniyle. Yetiştiremeyiz diye korkuyorum. Allah'ın izniyle. Endişe geleceğe ait bir histir. Geçmişe değil, gelecekle alakalıdır. Endişe gelecekle alakalıdır. Geçmişle alakası yok endişenin. Yani yönü, kıblesi gelecektir. Peki, iki soru sorabiliyorsunuz. İş olsun diye değil. Şimdi metni okuyorum. Siz de görüyor musunuz? Ha? Orada da gözüküyor mu? Güzel. İşe yarıyor değil mi aletler? Vallahi alet ben de hakikaten iman ediyor alet ya. Bir vakit, ihtiyarlık, iki gurbet, üç hastalık, dört mağlubiyet. Hiç dokundu mu bak? Külliyat ha? Gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetle alakadar ve meftun olduğum vücudumu belki mahlukatın vücutlarını Adem'e gidiyor diye elin bir endişe verirken bak ne demek ey ölümden korkan ey kanserden şey, kalp krizi bilmem şey ölüp zannedeceğin kişi değil kardeşim ölüm korkusu bak nereden geliyor şimdi seyret. Ölüm korkusu, ölüm korkusundan gelmiyor. Müjdeler olsun bak. Hemen biraz izah edeyim ondan sonra geçeyim. Ha? Evet, bir tane bu. Veyze bak. Bir, ölüm korkusu ölümden gelmiyor. İzah edeceğim şaşıracaksınız. Gerçi bir başka zaman etmişim. İhtiyarlık bir, gurbet iki. Şöyle yapayım ki. İhtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet. Lütfen oraya bakın. Gözünüz de çalışsın. Hani evde sofrayı tek koyun. Tabak tek olsun. Çünkü eliniz nereye gidiyorsa göz oraya gidiyor. Göz nereye gidiyorsa akıl oraya gidiyor. Akıl nereye gidiyorsa his oraya gidiyor. His nereye gidiyorsa muhabbet oraya gidiyor. Bak gördün mü? Ayrı ayrı tabaklarsa ayrı ayrı yere gidiyor.
ayrı ayrı gözler gidiyor. Akıllar da başka yere gidiyor. Muhabbet arıyorsun. Muhabbete sen dinamitlemişsin. Tamam. Ne demek istiyorum? Oraya bakın. Bu dört tane özellik insanın vücudunu sarsarak olumsuz fikirlerin, düşüncelerin gelmesine zemin oluyorlar. Bu dört tane ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet. İnsanın hislerinin ve düşüncelerinin değişimine sebebiyet veriyorlar. Aynı zamanda endişelerin de zeminidir bunlar. Endişe zahirde ömrüne hayatına zeval gelecek gibi düşüncelerden geliyor gibi gözükürken aslında aklın ihata ve kavrayıp ifade edemediği Adem'den geliyor. Ey ölüm korkusundan korkanlar, bak ölüm korkusu neymiş? Senelerce uğraş, belki de 30 senenin meyvesini söylüyorum, inanın. Şu anda bak. Bana bakın. Şimdi insan ruhu, böyle bir şey düşünün, böyle bir ruh, aşağıdan tanımlayamadığı, izah edemediği, çerçeveleyemediği korkunç bir tazikat var aşağıdan. Tazikat var, korkunç ruha aşağıdan. Vallahi ölüm korkusundan şey yapanlı kardeşim, sana sesleniyorum, iyi dinle. Ruha tanımlayamadığımız mekansız mekan, zamansız zaman, varlıksız varlık denilen bir şey ruhu rencide ediyor. Azap içine ruhu sarmalamış ruh. Ruh endişe ediyor. Ruh nedir ya beni bu rahatsız eden? O ne ya, ya bir şey beni kaşındırıyor yatakta, Allah Allah. Karınca mıdır, bit midir, nedir ya, fare midir? Bilmiyor ya. Ruh ne yapacak bunu? Hemen kendi sistemini aktif edecek. Ya beni sarmalayan gözükmüyor ama. Yok. Ama tesiri var. Kendisi yok. Uzaktan kumanda gibi bir şey. Tesiri var yani. Böyle uzaktan kumandayla araba sürüyor ya. Ama çocuğun eli yok. Sonra gidiyor ruh sisteme müracaat ediyor. En iyi bunu çözümleyecek kimdir? Tahlil edecek. Laboratuvara gidiyor, hastaneye ruh. Aklına diyor ki çözsene şunu. Neyin nesidir bu ya? Bizi rahatsız eden nedir? Tamam efendim diyor. Çünkü akıl bir hizmetkardır ve alettir. Bilgisayar. Ruhun bilgisayarı. Bilgisayar, he. Git bak hele, tahlil etmeyin. Akıl bunu araştırıyor, alttan alıyor, üstten alıyor, sağdan alıyor, sondan alıyor. Yok ki adamı kavrasın. Çünkü akıl ilişki ve çelişkileri çözer. Akıl ilişki ve çelişkileri çözer. Çelişki karanlık aydınlık gibi. Alttan alıyor. Çünkü o ruhu sarmalayan, azabına sebep olan varlık varlıksız, mekansız, sıfatsız, konumsuz yani. Yok. Şimdi Allah Allah diyor ki bulamadım neyinesidir diyor. Bulamadım ben bunu. Ruh diyor ki bulamadım ama diyor. Biz korkunç azap çekiyoruz diyor ya. Akıl çar naçar kalıyor. Çözemediği için bakıyor ki o azaba ne benziyor? Sisteme bir giriyor. Bu azabı tanımlayacak veya buna benzeyecek. Aha bunun gibi bir şey. Ölüm korkusunu getiriyor. Ruh diyor ki budur diyor. Oysa akıl acizliğinden, çözemediğinden ölüm korkusunu çıkarmış. Oysa o temel ruhu sarmalayan, sarmazsız şey Adem'dir. Adem'i izah edememe acizliğinden ortaya koyduğu, ona benzeyen, yakışan, ona yakın olan bir his koyuyor. Oysa korku aklidir, haf kalbidir. Bir histir yani. Bir his nerede? Ruhu rahatsız eden nedir ya? Adem'i ifade edemeyen akıl, ölüm korkusunu ona eş tutup, ruha diyor ki budur. Biz de diyoruz ki, o akıl öyle dedi ya. Oysa senin ölüm korkusu Adem'den gelen korku. Abi o akıl imanını tasdik ettiyse artık ölüm korkusu diye bir şey ben... O böyle bir şey yok. Bu sefer ölümü çözünce akla malzemeler veriyorsun. Akıl korktuğu tek şey vardı. Adem'i tanımlayamıyor çünkü vücudu yok, varlığı yok. Bir ölüm vardı. Akla da ölümün mahiyetini verdik dokümanı. Akıl diyor ki tak korkulacak bir şey.
O zaman zindani dünyandan bostane cinana, pasaport dairesi ne dersen de artık şebi aruz der. Horon oynama saati yani. Sevgiliye karmış karışma saati. Oluyor. Ruhunu o Adem korkusu geçiyor mu o zaman? Ruhu bir sarmalamış. O Adem'i geçiriyor mu? Hani ölümü çözüyor akıl da o Adem hala durmuyor mu? Hala duruyor. Hala duruyor. Neyle çözülüyor? Adem neyle çözülüyor? Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Bunu şey yapınca iman Adem'in de arkasına geçiyor. Çünkü Adem daire ilimde vücut. Çünkü şöyle, hayatın sonu, hayata son veren ölüm, hayata rağmen hayatı ne kadar seviyorsak ölüm o kadar acı oluyor. Hayatı sonlandırıyor. Ha ben bu ölüm, sen hayatımı sonlandırdın, hemen arkasına geçtin. İman ise sonun sonu olduğundan ölümü de bloke ediyor. Çünkü iman, imani bil ahirettir, en sondur. İmanı bil ahiret, ahirete iman en sonun sonu. Ölüm ise hayatın sonu. İlkokul diploması. Adamın üniversite diploması var. Otomatik ilkokul diploması da var. Yani ölüm dünyanın sonu. Ahirete iman ise sonun sonu. O zaman onu böyle koy diyor. İmanı bil ahiret ölüm ortadan kaldıran. İmansızlık o zaman çok fena. Aman, aman ya Rabbi. Allah'ım hiçbir insana verme ya Rabbi. Allah'ın hatırına ya Rabbi. Ya. Nereye iman ediyorsanız ruhun da onunla beslenecek. Allah'a iman ettinse Allah'ın nuruyla ruhun gıdalanacak. Ahirete iman ettinse de daha dünyadayken ruhun ahireti nuruyla, feyziyle ve ziyasıyla feyizlenip teali edecek. Burada oraları yaşama haleti rüyelerine sahip olacaksın. Yokluğa iman ettiyse inkar, yeisle, kimsesizlikle, sahipsizlikle ve de Adem alemlerinin her çeşidini tadacaksın daha dünyadayken. Ya nereye iman ediyorsanız Allah onunla size cevap veriyor. Bir de gıdaya ve ziyaya ziyalanır diyorlar ya abi. Ha bu. Mesela hayat seviyesini yaşayan o zaman kabirde gıda ve ziyası olmuyor. Nasıl anladım? Ha olmuyor tabii. Nasıl olacak ki o zaman? İmanı bile ahiret şeyi yok ki. Besleyicisi yok. Bak. Hayatı düşünün, hayat, yaşama. Doğduk, büyüyoruz. Bunun sonlanmasına ölüm acısı oluyor. Ölüm acısı bu. Değil mi? Hayatı sonlandırdığı için biz korkuyoruz ve ona barışık değiliz. Ey ölüm, hayatımı sonlandırıyorsun. Ben de seni sonlandıracağım. Ölümü öldüreceğim. İmanı bil ahiretle. İmanı bil ahiret ölümün ölümüdür. İman terakki ettikçe öyle bir şey yoktur. Çünkü burada orayı yaşıyor adam. Burada ahireti yaşıyor. Ne demek? Nasıl? Şu andaki yaşadığınız halet Allah aşkına kuru fasulyeden mi gelmiş? Bir saat önce var mı şu andaki duygunuz? Şu andaki haletleri farklı değil mi şu anda? İki saat önceye göre. Şu andaki bir haletiniz yok mu güzel bir halet? Ha, bu halet buralı değil. Burada orayı yaşıyorsun şu anda. Dünyalı değil bu. Eczanede bulamazsın bunun kapını. Ya doktor doktor bey, ben dün akşam bir yerdeydim. Böyle bir garip haller yaşadım sohbette. Onu halletti. O böyle bir aletleri veren bir kap yok mu? Ne der biliyor musun? Beni de götürsün. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Adem'i akıl yorumlayamadığından Adem yerine insanın önüne endişeyi koymak zorunda kalıyor akıl. Endişe görünmeyen, yorumlanamayan gelecekten ve de ihata edip izah edilemeyen Adem'i tehditten ileri geliyor. Anladın değil mi Abdullah'ım? 21 gün çalışmak.
Risale-i Nur'un bütün kelimelerini böyle çalışsak, endişe diye hangimiz, hangi arkadaşımız, ben de dahil, kalkıp da lugata bakma lütfunda bulunduk, zahmetine katlandık. Lugata bile bakmadık değil mi? Ve 21 gün çalıştık. Endişe lugata bile bakmazken her gün beysen benim başka ömrüm, işim yok. Ve 5-6 tane ders olacak inşallah. Risale, niçin dedim? Risale'nin her kelimesine böyle bak. Hefet abi. Ülfetimiz kırılıyor, ülfetimiz. Ülfet, Müslümanların değil ha, ben Nurculardan bahsediyorum. En büyük bela, ülfet belası. Yani ben biliyorum. Hata lazım diyormuşsun. Hata lazım. En büyük kuyularımızdan bir tanesi bu. Bak, endişe nereden geliyormuş? Görünmeyen, yorumlanamayan gelecekten ve de ihata edip izah edilemeyen ademi tehditten ileri geliyor. Ölüm korkusu aklın çarnaçar insanın önüne koyduğu bir zaruriyettir. Ölüm korkusu ademi izah edememen acizliğinden çıkartılmıştır. Yoksa ölüm korkusu yoktu yani. Değil mi? Çocukluğumu, gençliğimde çocukluğumdan sormuştum diyor üstad. Peki geçiyoruz. Yaşasın ölüm. Kahrolsun Adem. Peki, derdi maişetin endişe eden kardeşlerimizin, derdi maişet için endişe eden kardeşlerimiz diye geçiyor. 494'te şu anlarda, yani ortadan aldım, kestim. Derdi maişet insana endişe veriyor. Derdi maişet de istikbale ait bir histir. Derdi maişet insana endişe doğuruyor. Peki, derdi maişet endişesi niye çıkıyor? Allah'ın rezakiyetine itimatsızlıktan geliyor. Allah taahhüdü Rabbani altında olduğumuzu, rızkımızı taahhüt ettiğini zaaf-ı imanımızdan kaynaklanıyor. Derdi maişet, derdi yani endişesi bize endişe veriyor. İnsanlar Allah'a imanda sorunları yoktur. Allah'ın rububiyetinde sorun yaşıyoruz. Allah'a pek güvenemiyoruz. Tövbe estağfurullah. Teslim yok. Güvenemiyoruz yani. Ölüm var, Allah'ım var. Ya ne olacak ekonomi? Allah var. Beni yarattı mı? İş onun. Rızk benim taahhütü Rabbani altındadır. Hırs şeytanı bunu arttırıyor mu? Arttırıyor abi. Berbat ediyor. Abi üstad hazretlerin rızkı iki tane, rızkı mecazi, rızkı hakiki. Rızkı hakiki noktasında bir endişe yok. İnsan muhakkak rızkını, rızkı bulacak. Hakikisini bulur. Bizim yani eğer öyle bir endişemiz varsa bu rızkı mecazi ile ilgili bir endişe. Sorun orada. Evet. Kaybettik ya rehberi. Peki. Kastamonu 143. Cenab-ı Hakk'ın şeyi taahhüt altında el yiyor o rızkı. Evet. Şey. Yarım maddi, yarım manevi endişe hastalığına. Endişenin ifratı hastalığın zemini. Orayı ben okudum Kastamonu ya, ben oradan bir cümle aldım ki oraya baksın diye komple de şöyle diyor. Oradan çıkan, yani yeri gösteriyorum, kaynağı gösteriyorum, altından anladığımız. Endişenin ifratı hastalığın zemini, tefriti yaşadığının farkında olmamak, vasatı canlı ve aklı yaşamanı sağlar. Ölümden korkmak yaşadığının farkındalığından olduğu gibi. Ölümden kim korkar? Yaşadığını fark eder. Onun için ölüm korkusu nimettir. Ölüm korkusu yaşayanın, yaşayanlarda olur. Abi ne demek? Adam yaşıyor, yaşadığını bilir. Yani yaşadığını fark edenlerde ölüm korkusu olur. Yaşadığını fark etmeyince ölüm korkusu olmaz ki. Adam diyor ki ben ölümden korkmuyorum diyor. Böyle bakıyorum, izah etmiyorum. Çünkü ne, yaşadığının farkında değil ki. Yaşamıyor. Leylim leylim. Öyle olmasaydı ayet gelmezdi. Evet, ayet gelmezdi. Ölümle ciddi manada yüzleşmeyince insan, evet, yaşadığının farkına varamıyor ki abi. Evet. Kastamonu 223. Ehli hakikati, ehli tarikatı dahi bir nevi rekabete sevk ettiği için endişe ederim. Endişenin başka çeşitlerini aldım. Rekabet endişenin
ifrat modunu aktif ediyor. Rekabet, endişenin ifratını aktif ediyor. Rekabet. Hani dedik ya, nereli aktif ediyor. Rekabeti olan endişesi fazla olur. Yani şöyle diyeyim. Cahil ve muhakemesizler taassup ehli olur. Taassup ehli kimdir? Zahire kanaat edendir. Zahire kanaat eden kimdir? İmanı zahir olandır. Tahkik iman değil, taklidi iman olan. Çok tuhaftır bunlar. Hep silsile. Bunlar alfabedir yani. Bizim için kesin bu. 10 senede sonra aynı şeyi söylerim sana. Üstad diyor ki, cehaletten ve ademi muhakematten çıkan, ademi muhakemeden çıkan taassup. Taassup ademi muhakeme, muhakeme edememekten ve cehaletten. Cehaletten geliyor. O da nedir? İnsanı kendisini, insan kendisini zahirle ifade etme kanaatından geliyor. Batına geçememiş. Batına geçemeyenlerde herkeste taassup olur. Tarafgirlik olur. Galatasaray Fenerbahçe gibi olur. Hani takım tutar gibi olur diyeyim. Peki. Kastamonu 237. Ruhen çok endişe ediyordun. Endişe histir. Hislerin yeri de vicdandır. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Dikkat ederseniz hızlı gidiyor. Emir Dabir 58. Size hemen şunu da bir şey yapayım. Mönteneffüs ettireyim. 269 Barla'da diyor ki malumatımı dışarıya çıkarmayacağım. Siz de çıkarmayın diyor da. Kastamonu 56'da diyor ki sizin vazifeniz şer ve izahla devam edecek. Tanzim, tasnif, işte tasnif bu. Bir yerde diyor ki Barla 269 malumatlarımı çıkarmayacağım. Bir yerde diyor ki Risale-i Şerh ve izahla vazifeniz devam edecek. Kastamonu nedir? He, bak aynı uygulama olduğu için buna girdim. Ben ders yaparken mesela Allah'ın azametini anlatıyorum. Evet arkadaşlar, azameti anlatıyorum. Güneş, güya Allah'ın azameti. Dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük, saniyede 1 milyon 400 bin ton nükleer bir patlama ile şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu dehşet ve vahşet insana şey veriyor, körlük veriyor. Bu malumattır. Daha önce elde ettiklerin, koy diyor, bunu çıkarma. Bu yasak. Risale-i Nur'u tahkik. Fecme havassa, havastan bir araya topla. Bir hayli tümüme. Hayır tamamlanır o zaman. Yani şu parçayı şu parçayla şu parçayla toplama yaparak bir araya getirip de mana mertebesinden bir mana mertebelerini söylemek şer ve izahtır ve emirdir. Peki adam diyor ki bu benim malumat değil şer ve izahtır. Nasıl anlayacağız bunu? Şer midir izah mıdır? Son bir şey söylüyorum. 107 muhakematta diyor ki kon veya metni okudu müfessir, metni okudu, kafayı kaldırdı, izah etti. İzah ettiğine sorun, o izah ettiği kelama, manaya. Sen kimsin, nereden geliyorsun? O izah mana, ben mektubattan manasıyım, lemalardan geliyorum, söz nereden geliyorum diye yer ifade ediyorsa o şerh ve izahtır, mübarektir. Eğer yer yapamıyorsa mesela, dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük, saniyede 1 milyon 400 bin ton atom patlıyor. Küllatı nerede var? Ya şey yani yok. Bu malumattır. Koy kenara. Ama ölüm korkusu Adem'den geliyor. Küllatın her tarafı dolu. Adem. Sözler. Çocukluğunda sordum. Hiçlik mi istersin yoksa cehennem dayansa vücut mu? Ha? Vesaire. Hemen kafayı kaldırıp konuştuğun bir şeyi eğer hemen seni bir yere götürüyorsa, bir mana çağrıştırıyorsa o şerh ve izahtır ve emirdir, yapılması lazım diye. Efendim, tenevüs ettirdim hem de cevap olsun bir şeylere. Abi ben bir şey sormak istiyorum, özür dilerim. Biraz... Bununla alakalı sormayacaksın. Yok, hayır. Abi ruhen endişe ediyorum. Bu ifrata da girmiyor, tefride de girmiyor. Acaba bu sünnet-i seneyeden mi olur acaba? Hayır. Bu ifrata giriyor. Ruhen endişe rekabeti soruyorsun da bir öncekini. Evet, bir önceki ruhen. Yani
Sizin hakkınızda endişe ediyorum diyor. Mektubun tamamı o da ben bir cümle aldım. Yani siz diyor rekabet etmenizden ben endişe ediyorum. Rekabet etmenizden endişe ediyorum. Müsbet rekabet değil yani. Seni hayra şefk etmiyor, onu telin etmeye, onu yok etmeye götüren bir rekabet. Bu ifrattır ve şeytandandır. Bu şeytandandır. Yalnız emniyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki, endişe de histir, teselli de histir. Endişenin karşısına teselli koyacaksınız. Bir ustad diyor ki, siz birbirinize karşı tesellici olun. Yani endişeyi ortadan kaldıran bir sebep tesellidir. Psikoloji hastaları gerçekten sadece teselli etmekle ondan kurtuluyorlar. Evet, mesela bir tanesini söyleyeyim. Bu çalışmak için gitmişti memlekete. Belki köyüne gitsin ben anlatırken. Benim dönemde köyümüz, memleketimizde, ilçede, ilçe şeyde, çünkü babam dolmuşçuydu, biliyordum, götürüyorlardı. Kırıldı, yarıldı, silahla olmuş, yuvarlanmış. Hastanede psikiyatrist ve psikologla alakalı bir bölüm yoktu hastanede. Doktor yoktu. Merak ettim, bu köylü bu ihtiyacı nasıl gideriyordu, yoksa hiç birisi manyak olmuyor muydu yani? Psikoloji rahatsız olmuyor muydu yani? Neyle gideriyorlardı biliyor musun? Komşuyla. Gidiyor, ne haber, nasılsın? İki kelam ediyorlar, üç kelam ediyor. Bir teselli alıyor, bitiyor. Çünkü endişe hastalıkların temelidir. Endişeyi ortadan kaldıran tesellidir. Biz ise artık birbirimize teselli vermek yerine evamını tahrik ediyoruz. Bir de endişemizi ortaya çıkan haber müptelası olmak. Her haberden sonra böyle olmuyor mu size? Böyle mi oluyor? Of be, iyi ki haber seyrettim ya. Ne kadar rahatladım ya. Oh, elhamdülillah iyi ki seyrettim ya. Diyor musunuz? Hep tedirgin. Hep olumsuz. Hep olumsuz. Demek ki teselli endişeyi ortadan kaldırandır. Musibette beraber olmak teselli ise. Evet, musibette beraber olma teselli ise. Demek ki endişe de histir, teselli de histir. Bunlar birbirlerinin karşıtlarıdırlar. Endişenin karşısına teselli koyarsan endişe vasata gelir. Endişenin ifratı şeytandan, tefriti nefsemmareden, vasatı sünnet-i seniyedendir. İşte endişenin bir sebebi rekabettir. Menfi rekabet. Ve endişeyi ortadan kaldırıp bloke eden bir tanesi de tesellidir. Şimdi birbirimize tesellici bir kardeş olacağız. Ebeleştiriyoruz, onu tenkit ediyor. Evden çıkınca anne babasını çocuklara tenkit ediyor. Eleştiriyor yani. O çocuklara nasıl bir güven olacak yani? Hastalık mı? Hastalık. Ama öyle bir hastalık ki bilinmez bir hastalık. Ama endişe aslında çok büyük nimettir. Endişeyi, şaşıracaksınız bir daha tekrar edeyim yeni gelenler için. Endişe melekler de dahi diğer mahlukattan insanı ayırt eden en büyük alamettir. Endişe insanlara mahsustur. Endişe büyük bir nimettir. Fikriyatı ve hissiyatı ve latifelerimizi donukluktan aktifliğe geçiriyor. Aktif ediyor. Ölüm korkusu olmasaydı çare olmazdı. Hastalık korkusu, endişesi olmasaydı aktif olmazdı. Emirdağ 180. Gözüküyor değil mi tekrar? Demek telaş etmişsiniz. Onun için göndermediniz. Endişe edilecek bir şey yok. Mektubun tümünden çıkanlar. Yeri söyledim. Bir tane parça koydum. Sayfayı söylüyorum Emirdağ 180 ve izah ediyor. Telaş da histir. Endişe, telaş, korku. Yavaş yavaş gidiyoruz. 7 tane tamamlayacağız. Teselli var. Yok, teselli hastalığın temel şeyi değil. Onun karşısına koymuyoruz. Korku, telaş, endişe. Endişe, teselli, telaş, bunlar histirler. Bunları vasata taşıyacak dima bütünlüğündendir. Dima bütünlüğü. Yani şeyde dimada 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Bunu bir değirmen dersi misali vermiştim, değirmen.
böyle bir tane taş misali vermiştim ama var 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 var. Eğer değirmene tane atarsanız mısır veya buğday yapar, hem taş taşıyamaz hem un olur. Böyle bir taş burada, bir taş burada, bir taş burada, bir taş burada, bir taş... 7 tane taş böyle birbiri içinde olsa ve 7'si de boş olsa. O ne olur o taş? Bir tane şöyle yapıyor. Var var var, ötekisi vur vur vur, ötekisi zın zın zın. Bu ne demek? Aa! Oradan birisi geçti ya. Annemin sesini duydum. Sen onu mu demek istedin? Gibi zanlar, varsayımların çıktığı kaynağı anlatmaya çalışıyorum. Eğer 7 tane taş, tane atmasan, ya böyle olur, aha tuvalete geçemezsin, bak orada birisi geçti ha, bak orada bir gölge vardı. Neye benzer biliyor musun? Yıldız var orada ya. Yıldız orada mı, burada mı? Burada. Yaptım ya böyle. Anladınız mı? Ha, bu endişe, teselli, telaşı ortadan kaldıran, vasata getiren kalkmaz bu. İnsan olduğun için kalkmaz. Vasata getiren dima bütünlüğü. Dima'a tane atacaksınız. Değirmen bunlar. Tane nedir? İlimdir. Allah'ın aklı yoktur. Allah aklı ilimle yapmıştır. Akıl alettir. Bu alete ilim atacaksın. Tane ilimdir. Biraz şok ezberlerinize böyle vurduğu zaman şok oluyor, biraz elektrik vuruyor ya. Allah'ın aklı yok dediğince böyle abi biraz yavaş söyle ya. Allah'ın kalbi de yoktu. Üstad kalp ve akıl için cihaz insan diyor. Cihaz insani diyor. Ama Allah bunu ilmiyle yapmış. Subutu sıfatı düşünün, zatı sıfatı düşünün, şuunatı düşünün. Var mı böyle bir Allah'ın subutu sıfatında akıl? İlim, ilim. İlim canlı ve ruhludur. Allah ilmiyle yapıyor aklı. Ha, o zaman araba akıldır, dimadır, şoför ilimdir. Eğer siz aklınıza kendinizi teslim ederseniz vay can halimize. Allah kimsenin başını vermesin. Beddua edeceğin zaman ki etme. Allah senin aklını seni bloke etsin demek yetiyor. Çünkü niye? Hayvanlarda, çocuklarda ve delilerde psikolojik bozukluğu ve intihar var. Ahlara batsın bu dünya diye var mı bir sığır? Böyle bir sığır gördünüz mü? Yok. Ha? Gördün mü? Dışarıda olurken. Ha, o değil. Tamam mı? Şimdi demek ki akıl yapıyor intihar. Niye senin dertlerini sana getiriyor? Hani sana hizmetçiydi? Niye bütün olumsuzlukları, bütün unuttuklarını, bütün ölümleri, ölüm versiyonlarını sana getiriyorlar? Kimin aleyhine çalışıyor bu adam? Aklım olmasaydı bunlar olmayacaktı. İlmiyle böyle okuyacaksın. Demek ki akıl bir alettir. Nefis veya şeytan onu kullanıyor. Kullandırma. Bunlar histirler. Bunları vasata taşıyacak dima bütünlüğünden. Endişenin karşısına teselliyi koy. Telaşın karşısına aklı, burhanları, delilleri koy. Vasata gelir. Külliyat, devam. Arkadaşlar, siz bir sohbete geldiğinizi zannediyorsunuz. Psikoloji bir terapidesiniz ya. Bu ne biliyor musun? Sistem nasıl çalışıyor ondan konuşuyoruz. Dersin başında anlattım. Sistem nasıl çalışıyor? Eğer sistemi bilmersen inim inim inler, 7 sene değil, 17 sene psikoloji hastalık ilaçları kullansa da kurtulamaz. Sistem nasıl çalışıyor? Ne nedir? Ne ile kontrol edilir? Ne ile bloke edeceğim? Endişe çok acayip bir şey. Bütün psikolojiklerin o 7 tane hastalığın bir tanesidir endişe. Bir tanesi de bu telaş. Bir tanesi de korku. Ve endişe gelecekle alakalı. Geleceği yorumlayamamaktan, izah edememekten. Arkadaşlar, yani İsa'nın Kur'an kendisi psikolojidir ya. Ne gözle bakarsanız odur. Peki, Emir'de 1.89 birbirleriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum. Aile hastalıklarından bir sebep olacak bu. İzah. Histir endişe.
endişe hissini de dima kontrolünde olursa kişi rahat eder. Çünkü hissin aklı yoktur. His nedir biliyor musunuz? Burada diyecek mi? Ben aşağı yapmayayım. Abla diyor. His aynı zamanda ruhtan uyanan enerjidir. Bunu aylarca, senelerce çalıştığım bir şeyi, bir derse belki 20-30 tane ders konusunu işliyorum. His. His nedir? Ruhun aktifliğinden dışarıya kendisini ifade ettiği bir enerji partikülleri, parçacıklarıdır. Şöyle diyeyim, bana bakın mesela. Bir sporcu, önünde mermer var. Hep misal verir. Kolunu sağlaya sağlaya geldi. Hıyat diye bir vurdu, kolu kırılır. Ama geldi mermerin yanına, tefekkür ediyor. Yani uydurupçasıyla konsantre oluyor. Videosunu seyrediyor. O konuda bir pir varsa, bir sporcu, onu şey yapıyor, hayal ediyor, hıyat diyor. Bu sefer mermer kırılıyor. Bu enerji nereden geldi? Konsantre ile enerji nereden geldi? Başka bir misal vereyim. Yemek yapıyorsunuz, araba sürüyorsunuz, kızıyorsunuz birisine, hayalinize koydunuz, ulan kafasını kurdum, yoldumu koydum, yemek yapan soğan keserken bile onu diyorsun. Veya şehvete ait bir şey diyoruz, düşünüyoruz. Vücut artık aktif oluyor. Enerji oluyor, vücut yanıyor, terliyor. Peki, bu enerji çıktığına göre öfkeyle, öfkeyi hayal ettik. Konsantreyle enerji çıktı. Şehvetle enerji çıktı. Değil mi o tasavvurla, düşünceyle? Bu enerjiler neredeydi? Ruhta. Çıkan işte ruhu tefekkürle, konsantre ile yoğunlaşarak ortaya çıkan, bu tarafa aldığımız o enerji parçacığın aklı yoktur. Enerjinin adı, dindeki adı histir. Bedenseldeki ismi enerjidir. Bende şu anda gözüktüğü gibi. Anladınız mı? Şöyle diyeyim. Dağcısınız, ipinizin ucunda demir vardır, dağa tırmanacaksınız, tepe orasıdır. Rıt bir fırlat, takıldı, hadi yürü. Bu ip histir. Hedef hakikattır. Yol, yürüdüğün yol fikirdir, fikir yoluyla diyor. Sen yürüyeceksin. His bağdır. His bağdır, enerjidir. Ruh hassasiyetten ortaya çıkan, peki hissin aklı var mıdır? Yoktur. Hissin aklı yoktur. Enerji parçacığıdır. Soba yaktınız, çıkan enerjinin aklı yok. Yine her tarafa gider. Ya bana bak, ben seni yaktım, odun, soba. Oraya gitme ya, Latine ne gidiyorsun? Ben onu sevmiyorum, sıcaklığı verme diyebilir miyim? His böyle bir şeydir. Bir tanesi dedi ki, mail atmış. Hocam diyor, biraz diyor, söylediğiniz kulağınız duysun diyor. Çünkü bütün dünya dilli diyor. Ya bu diyor, biraz şey oldu. Neymiş böyle dedi biliyor musun? Kulağın duysun. Oduna demişim ki, odun donmuş güneştir. Ya ne diyorsun, farkında mısın diyor. Ben diyor şimdi odunu atsam güneşe, odun ne olur diyor ya. Sen diyor oduna donmuş güneş diyorsun diyor. Cevap ben dedim ki, çok haklısın kardeş. Abi çok karıştırmak istemiyorum ama kolu kopan adamın kolunu kaşıttığı o his, o olay da çok Almanya'da. O çok antika. Evet. Zile bastılar, neyse geldik çıktık. Almanya'dayım. Hasan Hoca ile görüşeceğim. Nereden buluyorsa Marco Paşa'yı, Hasan Hoca'yı. Ondan sonra ama bu hak etti yani gelmeyi. Çünkü tıpta çare yok. Bulamamıştır. Gelmiş. Adam şuradan tabi kopmuş. Kol yok. Olmayan kol kaşınıyor. Olmayan kol kaşınıyor. Adam kurtulamıyor. Psikolojiyi yatırıyorlar. Uyandığı zaman tekrar kaşınıyor. Ona kaşıyacak ama el yok. Onu hadi teşhis et ve tespit et bak. Gel otur bakayım delikanlıdın. Kaç yaşındasın? 20 küsür. Niçin? Kabullenmemiş. Hayır, inanmıyor. Gördüğüne bile inanmıyor. Olmaz. O değil. Neyse ben adaleti, kaderin bir hissesi olduğunu, nefis ve şeytanın hissesi olduğunu, az bir hissede o insandı, işte o demir düşürmüş. Ondan sonra Allah kollu girenle kolsuz arasındaki mukayeseyi yaptım.
Adam inandırdım yani. Kol da onun, şey de onun. İnanınca tak diye kesir. Peki burada neydi? Kaşınan yalan değil. Doğru. Hissen dublo bir ceset vardı burada. O beyin burayı kabul etmemiş yok olduğunu. Beyin hala var kabul ediyor ama atom seviyesinde değil. Rüyada kullandığınız ceset gibi. Hala ceset var. Ama dublo bir ceset. Timsali suret yani. Bu akıl buna inanmadığı için akıl bunu var zannediyor. Bu işte histir bu. Ben hissini aklen bloke ettim. Kesilince kaşıntı var mıdır? Yok dedi. Çünkü inancı koydum. Ahirette daha uzun kollu olacaksın benimle. Merak etme, hırsız olmayacaksın. Bak, his aynı zamanda ruhtan uyanan enerjidir. His insanı sarmalayan histir. Ruhun halet-i ruhiyelerin uyanmasından ortaya çıkan kontrolsüz enerji güçtür. Bunun ne hedefi var ne de aklı var. Bunu neyle şey yapacaksın? Bunun karşısına delil, aklı burhanları koyacaksınız. Delilleri koyacaksınız. Bir tanesi haklı da, ya hocam sen Allah aşkına din mi anlatıyorsun ya diyor. Onun kafasına bir din çerçevesi var ya, girmiyor tabii. Din diyeceğim din değil, felsefe diyeceğim felsefe değil, tıp diyeceğim fıstığı, tıbbı tanımlar da yok. Sıkılıyor musunuz? Niçin biliyor musunuz? Sıkılan kendisine sorsun. Bu seni anlatıyor. Sensin. Sistemin nasıl çalışıyor? Sistem nasıl çalışıyor? Senin psikolojin nasıl kötü oluyor? İyi değilim. Kötüyüm. Aha kalp krizi. Aha şey gelecek. Endişeden his. Histen tasavvurlar. Tasavvurlar da böyle olur. Onu kontrol etmişim. Nasıl endişeyi kontrol edeceğiz? Dimağdan, akli ve burhani delillerle. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu doktor da klinik noktasında yapıyor sizinle, konuşuyor. Böyle yap, böyle yapma. Sizi fazla tatmin etmez, etse bir hafta gider. Sebebi din eksenli olmadığı için vicdanınızı tatmin etmiyor. Aklınızı tatmin ediyor. Akıl da şartlarla var olup şartlarla yok olandır. Eğer hadis ve şey yapsa mesela size hatırlar mısınız? Şöyle bir şey diyordum. Canın sıkı, çok kötü hissediyorsunuz. İyi değilim, titriyorum. Allah Resulü diyor ki kendinizi kötü hissettiğiniz zaman beni düşünün. Ben size ne diyordum? Sizi mutlu eden, huzurlu eden bir insan düşünün o anda. Veya bir kitap, sözler. Seni en çok meftun eden bir kitap. Risale-i Nur'a. Söz. Onu hayalet bırakma. His. Allah Resulü diyor ki beni düşünün. Çünkü bağlandığın yerdesin. Ne düşünüyorsanız olsunuz ve onun içindesiniz. Buna ait bir kitap yazmış adam. Bizden de ama izin istedi yani. Düşünceler güçtür ve onun içindesiniz. Ne düşünüyorsanız olsunuz ve onun içindesiniz. Adam psikolojik kitap yazmış. Bunu kullanmış yani. Babamın şeyi ona iman etmiyorlar. Onu sana anlatmak için yani. Evet. Ya ezberlemiş, sana anlatmak için. Ondan sonra bir de dedi sen ne anlatıyorsun dedi. Hem de Bakırköy'de heyet akıllı rapor alıyordum da. Akıllı mıyım diyeyim diye. Şaka demiyorum ha, ciddi diyorum. Çünkü vakıfa yetkili olabilmem için akıllı olmam gerekiyor. Zor aldı yani. Çok, çok zor aldım onu. Doktorlar dedi ki o zaman. Dedi ki, ya ne iş yapıyorsun dedi, tamirciyim dedi. Baktı böyle, ne tamircisi? Akıl ve kalp, şarj ve tamirhanesinde çalışıyorum, çılaklık yapıyorum dedim. Tabii onda zaten adamlar biraz sıkıntı. Neyse size şeyi anlatacağım. Neyse geldi, ya psikolojiyi anlatıyorum. Sen tıbbı mı okudun? Yok dedim. Ne anlatıyorsun dedi. O adam hakikaten haklı ya. Bakın, psikoloji mi okudun ya, tıp okudun, ya psikoloji okudun mu, yok dedim. Tıp okumadın herhalde. Sen dedi, nasıl psikolojileri anlatıyorsun dedi. Dedim, Hazreti Muhammed'i duydun mu dedim aleyhissalatü vesselam. Tabi canım dedi ya, onun ne soruyorsun. O da dedi, hiç ilkokulda okumamıştı. Bediüzzaman da öyle. Kur'an okumuşlar. Hazreti Ömer hukuk mezunu değil ama adaletin babası. Dahi siyaset amrınaz. Siyasaldan mezun değil. Harp Akademisi'nden mezun değil Hazreti Ali. Kur'an okumuş. Nasıl oluyorsa.
Yaşasın Kur'an. Hiçbir, herhalde bu son olacak, hiçbir endişe verecek bir hal vuku diye devam ediyor. Hayvanlarda, çocuklarda, delilerde, geleceğe uygun yaşayıp ümitli olanlarda endişe olmaması gösteriyor ki, endişe geleceğe aittir, izah edilemeyen gelecektir, dumanlı, sisli, püslü ön taraftır, aklı melekeye fikir yolu bulamamasıdır. Aklı melekeler var, melekeler, melekelerin insandaki karşılığı, güç, enerji paketleridir. Meleklerin insandaki karşılığı enerji paketleridir. Ama şuurlu onlar, o paketler. Meleke diyoruz. Meleke, melekeler de diyebiliriz. Aklı melekeye fikir yol bulamaması bir şey var ama. Yani mesela ahiret sisli püslü. Öleceğiz. Öleceğiz. Ne bu hayatın bitmesi? Tamam. Mesela uçak titreyince niye adam korkar? O anda uçağın titremesi en sonu endişe ettiriyor. Yani uçak titredi, düşüyor, kefenleniyor, kabre giriyor. Ha, titredi en son kabre giriyor. Titremek kefenle aynı olduğu için, aradakileri silindiği için beyinde, titremek ölüm olduğu için onun için korkuyor. Oysa arada bir sürü şeyler olduğunu bilse bir tane. Titreme olur, türbülans olur, hava boşluğu olur, inen değil yani. Aradaki boşluklar kalkıyor, kaldırdığı için. Yani fikirler var ya böyle yorumlanamayan. Mesela aynı bunun gibi. Ahiret, dünyanın sonu, ölüm. Tamam. Dünyanın sonu da hani Şems-i Tebrizi'ye demişler. Her şey alt üstüne döndü demişler. Her şey alt üstüne döndü, gündelik hayatta diyoruz ya. Her şey birbirine girdi. Her şey alt üstüne döndü. Korkuyor musun? Tabii. Her şey alt üst olmuş. Peki altın üstten daha kötü olduğunu kim söylüyor diyor sana? İşte alt üst olmuşsa alt demek ki daha iyiymiş, üste gelmiş. Altın üstten kötü olduğunu kim söylüyor? Bana sordu. Ölümde niye korkmuyorsun dedi. Yaşadığım hayattan daha kötü olmadığı için. Yaşadığım hayattan daha kaliteli bir hayata gidişi ben inanırsam ölüm bana mükafattır. Evlenmek gibidir, para almak gibidir, maaş almak gibidir vesaire. İnandığım hayattan daha kaliteli bir hayata inanıyorsan o inancının kalitesini değerini artırırsan çapını, kaliteli bir iman. Ana babadan gelmiş değil. Ahireti bakıyor, yorumlayamıyor. Sisli püslü. Ölüm. Bu hayatın sonu. Hayatı sonlandırandır ölüm. Onun için korkuyoruz. Tamam. Sen mi sonlandırdın ey ölüm? Ben de seni sonlandırıyorum. Ölüm öldüreceğim. İmanı bil ahiretle. Ahiret imanımı artarsa ölümün ölümü oluyor. Onu da bloke ediyorum. Bitti. Vele dalil amin. Aklı melekeye fikir yolu bulamaması, aklın doğru malzemeleri olmamasından kaynaklanıyor. Aklın doğru malzemeleri yok. Tane atılmamış. Atılmamış. Değirmen yiyor. Galiba 281 mi ne? Psikoloji dersimiz var. Psikoloji 281. Değirmen de. Bir saat orada anlatıyor. Merak eden onu bakar. Değirmen nasıl? Arkadaşlar, akla, dima, tıp der ki şu kafaya akıl var, diğerleri detay. Ustad diyor, hayır. Burada 7 tane mertebe var. Bir tanesi akıldır. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, ihsan, iltizam, itikad. Bu taşlar gibi ve o ben yorumluyorum. Değirme taşı gibi. Tane ilim, o zaman her şey yerinde. Her şey olması gerektiği yerdedir. Her şey merkez efendi var ya. Her şeyi merkeze koy kardeş. Merkeze koy. Abi o uçak titrediğinde ya da deprem olduğunu süre torununda ehli imanda korkuyor ama kardeşi kadar korkmuyor. Evet, aynen. Çünkü şey yapıyor, Musa Aleyhisselam'ın korkusuna benziyor. Diyor, bu kadar hayırlara engel olacaksın, bu kadar iş yapıyoruz ya. Ne şimdi iş yapıyorsun, şimdi mi geldin ya? Arkadaşlar, bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı artırın diyor Musa. 25. Leman'ın 25. deması. Bütün diyor bak. Ben bunu şöyle düşünüyordum ve ondan sonra kapatıyorum. Yani bir iman tabii.
seni sıkıntılardan, düşüncelerden alıkoyan, üste çıkaran bir düşünce. Hayır. İman mahluktur hakikati, enerjidir, güçtür, nurdur, realitedir. İman artması demek nur artması, nur. O zaman bedensel yapılardaki hastalığın, hücrenin, hücre donmuş enerji değil mi? Eşittir amca kare değil midir vücut? Eşittir amca kare. Yoğunlaşmış enerjidir. Peki gübre nedir? Mikrop nedir? Yoğunlaşmış enerjidir. Peki maneviyat nedir? Yoğunlaşmış enerjidir. Yoğunlaşmış enerji ne kadar müsbet olursa tek seni bloke eder. Onun için Kur'an okununca ortaya ruhtan çıkan var ya konsantre gibi ya kırıyorsun. Kur'an okununca sanki konsantre oluyorsun ki Allah'tan Allah ile sohbetti. Okunca adam şifa oluyor. Çünkü enerji aktarımı oluyor. Emirdağ 196. Feyzinin malum hadisede hiçbir endişe verecek bir hal vuku bulmadığını, bilakis bir teşvik kamçısı hükmüne geçtiğini merak eden tümünü görmek isterse mektup olduğu için ortadan aldığım Emirdağ 196'da bu mektuptan komple çıkandan şu mevzumuzla alakalı. İşini yapıp Allah'ın işine karışmayanlarda endişe olmaz. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim, tevekkülü olanlarda, burada oraya uygun yaşayanlarda, burada oraya yaşayanlar, yani dünya hayatında ahiret anlayışıyla hareket eden, buradayken oraya yaşamış oluyor. Bir, endişe kimde olmuyor diyor. İşini yapıp Allah'ın işine karışmayanlarda endişe olmaz. İki, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareyini iktiza ediyor. Bu sistemi çalıştıranlar, yani tefekkür yapabilenlere, hani demiştim bir dersin bir şeyinde, endişe ettiğiniz zaman bir korku vücut titreyince kaldır elini ya Rabbi, dua edebiliyor musun? Çünkü dua sırrı ubudiyettir, ruhu bedenle çıkarmaktır. Ruh bedene hakim etmektir. Endişecisi. Başka kimde endişe şey olur? Burada oraya uygun yaşayanlarda endişe olmaz. İçsel aleminin harici hadiselerden sirayet edeceğini bilenlerde. Mesela sigara içmediğin halde, sigara içenin yanında oturursanız sizi sigara siner. Olumsuz insanların ruhları, düşünceleri ve fikirleri, hisleri, o konuşmasa bile dikkat edin, sirayet eden endişesiyle bulunun, aktarılıyor size. Abi nasıl oluyor? Sahabe-i kiram diyor ki Allah Resulü'nü görmedik, gitti. O nereye gittiğini diyor, bıraktığı kokuyla tanırdık diyor. Hayvan bile kokuyla avına gider. Biz görmüyoruz balık ve ciğer mi pişiyor, patates mi kızartılıyor. Binadan anlıyoruz değil mi kokuyla. Bu sirayettir. Sirayet. Balıkhaneye gidin bak üzerinize yemek kokusu siner, balık kokar. Bu sirayet. Sirayet dersin bir dinleyin, çok ilginçtir. Ha, şimdi oturduğumuz zaman metroda, arabada, şurada, burada sirayet, sirayet böyle endişe bir şeyiniz olsun. Bir uyarı bir kelimeniz. Exit, exit var ya böyle çıkışlı falan gösteriyor tehlikelerinde. Sirayeti unutmayacağız. Ulan bu adam da bana geçmesin. İmam Rabbani Hazretleri'ne bir tane cümle söyleyeyim. Dil eksenli olsun. Bak. Büyük zatlardan olunca klinik konuşmalarına çıkarıyor bu işi. Bir kitap diyor, mahsa hak olsa, her tarafı doğru olsa kitap. İmam-ı Rabbani radıyallahu anh diyor. Doğru, hiç şey, bidat yok. Ama bunu yazan fasık. Okumayın onun kitabını, sizi sirayet eder diyor fıskı. Onun için nur talebeler eline gelen her kitabı okumaz, herkesin ismini almaz. Abi burada ne var? Fasık adam, yanaşma kitabına da. Peki, abi ben bunu anlayacak bir misal verir misin? Risale-i Nur okuyanlara söylüyor. Peki, kendi kitabınızda mı açtığınız zaman okurken daha feyiz alıyorsunuz? Raftan aldığınız bir kitapta mı? Kendi kitabınızı arıyor musunuz, aramıyor musunuz? Eğer aramıyorsanız kitaba sirayet etmemişsiniz demektir. Çiçek bile odaya çocuk girince böyle hareket ediyormuş, göremiyor. Kadın gelince su dökecek bana diye, çocuk koparacak diye. Daha çok şey bilmiyoruz. Gece sirayet ediyor bize.
bu keyif? Sirayet etmedi mi köpeklerine? Köpek köpeklikten çıktı. İdealist bir dava adamı çıkmadı mı? O da hakkı aramaya kalkmadı mı? Bir iş yaptığının alametten gözükmüyor mu? Sirayet. İçeridekiler sirayet etmiş. Hani Anadolu'da derler ya, o da mal sahibine benzer diyor ya. Peki Almanya'da yaşayanları söylüyorum. Burada çok az var ama. Bir köpeği taşıyanlara bakın bakayım. Köpek mi sahibine, sahibi mi köpeğe benziyor? Köpek değişmeyeceğine göre, insan değişken olduğuna göre insan köpeğe benziyor demektir. Köpek taşıyanlara bir bakın bakalım. Benziyor mu benzemiyor mu? Hareketleri bile benziyor abi. Tipi adına dedi ki. Dedi ya bir sorsana çok benziyor. O abi dedi ya kaba olur dedi ya kızar dedi. Ya sen bir sorsana psikoloji. Ben. Ne dedim ben? Çok teşekkür ederim dedi. Çok hoşuna gitti. Abi nasıl anladın dedi hoşuna gideceğini. Psikoloji bu. Rahatsız olsa gezdirir mi? Bak metre benziyor size. Siz ona benziyoruz desen olmaz, kavga olur. O size ne kadar benziyor, size ne kadar uyum sağlamış. Onu takkemi anlat. Tabii de köpek çoğal. Köpek itildiği gibi duruyor. He? Köpek itildiği gibi duruyor. Evet. Peki bitireyim ki sizin zamanınızı anlayayım. İçsel okuduk. Bu sıfatlar endişeyi aktif olmayı bastırıyorlar. Bu şu yukarıdakiler. Kendi işini yapıp Allah'ın işine karışmayanlar da iman tevhid dedik. Ondan sonra burada orayı yaşayanlar da içsel aleminde sirayet olacağını endişesiyle herkesin yanına veya kitapları televizyonu açmayanlar da bu sıfatlar endişeyi aktif olmayı bastırıyorlar. Tam tersine endişe olursa teşvik kamçısı vazifesini görüyorlar. Mesela endişe, aman ha sirayet edecek bana, o teşvik oldu. Ahiret imanım artarsa endişem bloku olur dünyada. Oraya yaşar, ölüm korkusu kalkar. Ölüm korkusunun kalkmasının tek bir sebebi vardır. İman-ı bil ahiret. Ahirete iman şuurlu olursa. Ha? Emirda 180 demek telaş etmişsiniz, onun için göndermediniz. Endişe edilecek bir şey yok. Dahili ve harici muharik sebep yoksa endişe durup dururken aktif olmazlar. Demek ki endişe durup dururken aktif olmuyor. O zaman endişe istemiyorsan dış dünyada mesela evanlı mısın? İkide bir adamlara hastalığını sorma, sorgulama. Doğru bildiklerinizi de meşveret etmeyin. Ehli olmayan çıkar, doğrularınızdan bile şüphe ettirir size. Niye ikide bir efendim tansiyonuna bakıyorsun, kalbine bakıyorsun? Bakma arkadaş ya. Bak ne yapıyor? Durup dururken endişe ortaya çıkmıyor. Burada kalıyoruz. İnşallah haftaya sağsak 12. maddeden devam edeceğiz. 12 unutmayalım. Tamam. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Evimize maddi ve manevi sihat ve afiyete vesile olan erbaa haliyeleri, ruhu kutsileri nasip eylesin. Amin. Evimizi ve çoluk çocuğumuzu ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi İnsi ve cinli şeytanların şerinden, semavi arz-ı afaklardan hıfz-ı emin eylesin. Amin. Vatanımıza, milletimize, devletimize, İslamiyete, Kur'an'ımıza, davamıza hizmet edenleri iki cihanda aziz eylesin. Amin. Maddi ve manevi muvaffakatlar Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Ağlayan alemi İslam'ı ittihad-ı İslam'la güldürmeyi nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi, razı olmayacağın geçmişimizden tövbe, razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz. Amin. Ya Rabbi, şeytanların, cinlerin, erva habiselerin, mevadi şerilerinin ve nefsi emmarenin vehim ve vesveselerinden sana sığınıyoruz. Amin. Ya Rabbi, şöhretten, riya afetlerinden de sana sığınıyoruz. Amin. Hakkı hak bilip hakka yapışanlardan, batılı batıl bilip batıllardan uzaklaşan kullarından zümresine ilhak eylesin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha'tıma selavat.